Evet, bugün teşekkür ederim. Bugün şehrimizde futsal turnuvasının final maçı var. Galip gelen şampiyon olacak inşallah. Kupalar da burada hazır. Gol kralının ödülü de hazır. Bingöl Spor'a da Şişli Spor'a da başarılar diliyoruz. İyi olan hak eden kazansın inşallah. Gol kralı olmuş adaşım. Onlar da Rıdvan. Herkese yeni günden yeni vlogtan merhabalar. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı çok amaçlı spor salonundayız Bingöl Merkez'de. Kızımı bugün karateye başlayacak. Değil mi kızım? Ayın birinde de, Temmuz'un birinde de jimnastiğe başlayacak. Zeynep spor aktivitelerine bugün itibariyle başlıyor. Bir şey diyor musun? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğeni yapmayı unutma. Heyecanlı mısın peki? Videolarını da izledin mi hiç karate videolarını? Evet. Bir hareket göster bakayım ablalarına daha öğrenmeden. Tamam hadi. Evet. Yeni hocası Deniz Hoca. Neymiş ismi öğretmeninin? Deniz. Evet. Kimin arkadaşının ismi Deniz? Senin arkadaşın. Evet, Deniz amcam var değil mi Ankara'da? Salı ve Perşembe günleri gelecek kızım. İnşallah başarılı olur karatede de. Evet arkadaşlar, Gençlik Spor Bakanlığı çok güzel kurslar açıyor. Bu kurslara çocuklarımızı gönderelim. Etkinlikler kazandıralım. Sokaklarda olmaktansa buralarda olmak daha faydalı değil mi kızım? Evet Zeynep'im ilk antrenmanına başladı. Açma gelme yapıyorlar. Tekrardan evet. Merhabalar arkadaşlar. Zeynep'i bıraktım. Karate'ye değil tekvandoya yazdırdım. Karate'de kurs saatleri pek uygun değildi. Haftanın iki gün vardı. Tekvando'da her gün kurs var. Saat 2'den 4'e kadar. Hem Merve biraz rahatlasın hem kızım güzel aktiviteleri öğrensin. Aynen, hem kendini aynen, savunmak için bir spor öğrensin. 1 Temmuz'dan itibaren jimnastiği de başlıyor. İyi maşallah. Aslında birbiriyle bağlantılı ikisi. Hem jimnastik hem tekvando. İnşallah milli sporcu olur ileride. Biz de gururlanırız kızımla. Sonuna kadar göndereceğim bakalım. Ne zaman baba ben gitmek istemiyorum. Zeynoş'un adına vallahi sevindim, iyi yaptın. Belki de milli sporcu olur. İnşallah. Gençlik inşallah. Spor Bakanlığı sağ olsun. Santranç'tan tut masa tenisine. Ne güzel. Tekvando'dan tut karateye, karateden tut yüzme kursuna. Birçok branşta eğitimler açmış, yaz kursu açmış. Sadece 250 lira kayıt parası veriyorsunuz arkadaşlar. Sağlık raporu alıyorsunuz, izin kağıdını dolduruyorsunuz. Daha sonra işte bu tekvando için bir kıyafet diktireceğiz. O kıyafetin parasını vereceğiz. Onun dışında herhangi bir ücret vermiyorsunuz kurslara. Masa tenisine falan şeye de gerek yok. Kıyafete falan da gerek yok. Bedava kurslar, ücretsiz. Çocuklarınızı lütfen yazdırın. Gençlik Spor Bakanlığı'nın bu yapmış olduğu aktiviteye katılım sağlayalım. Devletimizden Allah razı olsun. Gençlerimiz bu şekilde yetişsin her zaman. Sizler de torunlarınız olur, çocuklarınız olur. Elinizden geldiğince buralara gönderin. Aynen. Bu da yeni favorimiz Merve ile. Merve'nin şu anda kıyafet olarak şey olduğu için sen getir adını. Çok böyle uygun olmadığı için beni çekiyor. Yine başörtüsü falan var ama dediğim gibi boynum açık yani. Boynu açık. Onun için göstermek istemiyorum. Dışarı görmüyor. Onun için kamerada görmesini istedim. Bu limonata naneli. Ben taze naneli limonata hastasıyım. Aşığıyım. Şöyle göster. Bunun tadı da çok güzel. Merve pek beğenmedi nane olduğu için ama ben bayılıyorum. Yok pek beğenmedim. Yani normal nane limonun soğuk halini düşünün. Yok canım öyle değil. Hiç öyle değil. Vallahi bana öyle yeşil, geldi. Yeşil taze nane atmışsın gibi içine. Ben zaten bunu içmeyi çok seviyordum. İçine biraz da buz olacak. Kristal buzlardan. Efsane oluyor.
Deneyin derim, bir deneyin. Çok güzel bir marka. Bize de helal hoş olsun. Yine devam edeceğiz Merve ile muhabbetimizden. Merve'ye dönüş yapacağız. Herkese merhabalar. Dün valla bir üzerimde bir ağırlık vardı, bir halsizlik vardı. Ondan sonra video çekemedim. Sürekli temizlik yapıyorum akşama şey kadar. Bana da söyledim hatta temizliğini. Bir alamet, bir kıyamet. Uuu, diyor. Gerçekten var ya, bilmiyorum böyle nasıl değil ki. Bayıldım, bayılacaktım böyle. Temizliği bile zor yaptım. O yüzden video çekemedim dün, kusura bakmayın. Bugün Rıdvan evdeyken güzel video çekelim dedim. Bugün un helvası yapacağım. Önce malzemelerimi göstereyim. Malzemesinde aslında yarım şeyde daha var da margarin. Çok ağır oluyor. Şu yağ mı? Bu sıvı yağ. O nasıl yağ? Rengine bak. Niye? Bembeyaz. Yağ işte bildiğin. Ondan ya. Bir çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un. Bunları güzelce kavuracağım. Burada da çerbetimin malzemeleri. Bardaklarımın ölçüsü şu zaten çay bardağı belli. Diğerleri hep 200 milim. Fındık fıstık bir şey atmıyorsun yok, değil mi? Şöyle iki, önce şekerimi koyuyorum. Şerbetimi önce koyayım, sonra diğerine geçeyim. Aha. O kaynarken de helvamı kavuruyorum. İki bardak yetiyor mu hatun? Aynen. Vallahi bu helvayı çok çok seviyorum. Ama kilolarıma kilo eklememek için bir senedir yapmıyordum. Ama yapmaya karar verdim. Yapayım da yiyeyim dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yağımızı koyuyoruz. Şöyle içinde göstereyim. Önce bununla yapayım, sonra kaçalım. Tabaklanmaz diye. Yine hapşuracağım gibi. Kusura bakmayın. Allah seni büyük üstü. Zeynep olmayınca evin sessizliğine bakın arkadaşlar. Canlı yediğim kızım ya. Burada bir şey olmuş. İnanılmaz bir yer. Ben onu canlı yerim. Hemen ne yaptı biliyor musun? Ha? Açma germe yapıyordu arkadaşları. Direkt o da şey oldu, aralarına katıldı. Canlısı. Olduğu yerde yapmaya başladı zaten. Ben bunu az daha yağ ekleyeceğim. Sonra müdür bey sağ olsun, Hüseyin müdürümüz. Sen de aralarına katıl dedi. O da katıldı. Şey yapıyorum ben sen gelene kadar. Tamam, geldim. Geldin mi? Hı-hı. Az olmayacak mı bu? Yok, bayağı bir tepsi oluyor. Ha? Hı-hı. Yani sıvı yağ da bir su bardağı olmuş oldu. Hı-hı. Sonra da eklemeyi geçeyim. İlk başta Hüseyin müdürü bekliyoruz. Zeynep, öf sıkıldım baba. Ne zaman gideceğiz? Ne zaman gideceğiz? Zeynep maşallah. Bizler aktif ya. Hiç durmak istemiyor. Hiç durmak istemiyor. Sabit durmaktan sakin, nefret eden bir çocuk. Eve de bir o kadar sakin. Bir o kadar halinden memnun. Tam tersi gitti. Bu arada Sibel ablam da işten ayrılmış. Aa. Aynen. Müdürle tartışmış. Hı-hı. Bir tane kadın yüzünden. Yeni iş buldu hemen çok şükür. İyi Allah. Ya, kirası şükür falan çok fazla ya. Yazık üzülüyorum. Büyük bir ihtimal aynıdır. Tekstildir. Ama valla nasıl olacak bu bilmiyorum. Allah Allah'ım yardımcısı olsun. İyi ayakta duruyor valla bu kadar zor çünkü şartlar altında. Tek başına iki çocuğuna da aslanlar gibi bakıyor. Başında eşi yok. Ayrıldığını söylemiştik zaten. Evi geçindirmek, onu elektrik, su, fatura her şey ona İnşallah bakıyor. Çocuklar yardımcı olurlar. Bir an İnşallah. Önce işlerini onlar da düzene oturtur. Allah'ım güç kuvvet versin. Biz de puan aldım herif. Bu şimdi güzel olacak daha rengi. Ha. Sakız gibi oldu böyle. Aynen. Rengi çok şeyde, Ferdi abim de tatilde, Trilye'de. Ne güzel. Abim vallahi. Burayı tanıdın mı diye bana video gönderdi. Ne güzel, işi biliyor abim. Vallahi. Erdal abim aynısı gibi satışta. Allah hepsine de kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Hakan abim de geçen gün tekeri kopmuş yolculukta. Allah. Yolda giderken Allah korumuş vallahi. Diyor ki 2 dakika önce de diyor rampa aşağı diyor. Bir tane diyor tırı sollamıştım diyor. Hadi o sırada diyor teker çıksaydı yerinden diyor. Yazık, onun da işi, başından işe eksik olmuyor. Allah Allah.
Babamla aynısı gibi devam. Çok şükür bir yaramazlık yok onlarda. Allah hepsinin canı sağ olsun. Öyle. Sizinkiler nasıl? Valla diyorum ya, dün hiç hastaydım zaten ya. Hiç konuşamadım annemle. Ah dizim. Bugün Allah izin verirse hepsini arayacağım. Falan. Merve dik duramıyor sağ dizim ya. Bir sabah bir uyandım. İstiyorsan ben bunu rengi alınca şey yap. Otur istiyorsan. Ha, önemli değil de. Sabah bir uyandım. Sağ dizim şey oluyor böyle dik durunca. Şerbetim kaynıyor bu arada. Sanki böyle ön çaprazda sıkıntı olmuş gibi ağrı yapıyor, acı yapıyor. Bugün şey kaçta olmuş ben hissettim de saatini bilmiyorum. Ha, sabah 7'de olmuş. Anladım, sabah 7'de 4 şiddetinde deprem oldu Bingöl'de. Dün de Bursa'da olmuş. Hmm. Bursa mıydı? Şey Manisa'da. Çok geçmiş olsun Soma'da. 4.8 olmuş orada da. Manisa'dan izleyenler varsa bize çok çok geçmiş olsun. İzmir'dekiler de İzmir'den hissettiler mi söylerlerse uygun olur. Elvan bayağı bir renk alacak. Aha. Ondan sonra şerbetini dökeceğim. Çok tatlı bir rengi oluyor. Bu sıra yine depremler başladı. Naci Görür var, deprem uzmanı. Hı. Bingöl konusunda uyarmış. Zaten bizim Bingöl 3 tane şey üzerinde. Fay hattı üzerinde. Çok da büyük bir deprem bekleniyor. Yaklaşık 200 yıldır deprem olmuyormuş. Burada olursa da 3 tane fay hattı olduğu için çok büyük deprem olacağı söyleniyor. Rabbim hepimizi korusun. Bu en üst katı seçme sebebim de biraz da oydu. Allah korusun bir deprem olursa alt kattakiler hep eksi katlara gidiyor Merve. Yerle bir oluyor. Hatta yerin altına gidiyor. En azından buradan belki gelir de birileri kurtarır. Allah korusun bizi diye. Ecel geldiyse çoluğumuz, her yerden olur illa ki yapacak. Ya şey. O ayrı. Orası ayrı. Tedbir bizden. Aynen. Takdir Allah'tan. Aynen. İnsanoğlu tedbir almak zorunda. Şunu da kısayım altını. Ha. En son depremde neler yaşandı, öyle ne işte hikayeler vardı gördüm. Böyle, sizler nasılsınız? Derde ne var ne yok? İnşallah sizin de gününüz güzel geçiyordur. Ya Sabri abla yine hastaneye gitmiş. Allah'ım şifaları versin. Rabbim inşallah. Rabbim şifasını versin inşallah. Dün ben de kalan işte yazlık, kışlık onları hep ayırdım. Hı hı. Ondan sonra 4-5 makine çamaşır yıkadım. Daha da yıkanıyor. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Gelmiyor diye kaldı. Onları güzelce kaldırırsın, aynen, istiflersin bir yere. İşte ütülenecekleri ayırdım ondan sonra. Gardırobun içini düzenledim. Hı hı. Sürekli dağılıyor. Çocuklar küçük olduğu için. Bir şey alırken hepsini dağıtıyorlar ya. Öyle ev hali ya. Aynen. Dağılacak biz yapacağız. Dağılacak sen yapacaksın. Aynen. Genelde siz dağıtıyorsunuz ben yapıyorum. Tabii. Sen devam et. Sonunda da gösteririz. Dizim ağrıdığı için. Biraz daha uzak. Şerbet mi atıyorsun abi? Sıçrayacak çünkü. Şöyle yapıyorum bir. O zaman. Şerbeti verirken şey ocaktan indiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak şerbet ha. Aynen. Elin yanmasın diye ocağı da kapatıverdim. Yok şimdi orayı geri alacağım. Ha tamam. Hı-hı. Eğer ateşin üstündeyken şerbeti vermiş olsaydım çok şey oluyor. Biraz daha işi var bunun. Çok güzel oldu yine. Bak anne sana ne yaptı Tuduş'um. Bakayım. Bakayım. Anne onu yiyecek mi tatlıda? Bakalım asıl sen yiyeceksin. Ben çok seviyorum zaten. Sen... Yeah. Valla ben çok seviyorum. Özellikle de çayla biraz dinlendiği zaman daha harika oluyor. Tamam bu kadar şerbet şey. Tatlımız. Göstereyim mi? Şekle soktuğunda mı gösterelim? İstiyorsan devam ederiz şekle. Tamam. Helvamız bu şekilde hazır. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bu iyice dinlensin. Ondan sonra yeriz inşallah. Yeah.
sarıldı. Özledin mi anneni? Nerede baloncuklu şeker Tugay? Hadi bin kızım arabamıza. Göster bakayım dağıttıkları size tişörtleri kızım. Buraya doğru göster. Tişörtünü, önünü göster. Spor okulları. Çok iyi. Hadi el salla. Arkadaşlar size bahsettiğimiz ses sabahın 7'sinde başlıyor bu ses. Hor 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 diye. Keyif yaptırmıyorlar adama.